Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir pazartesi diliyorum. Bu haftaya başlarken global piyasalarda genel olarak negatif bir seyir var. Özellikle Asya piyasalarında Çin tarafında beklenen, hükümet tarafından açıklanması beklenen ekonomiye destek programlarının Cuma günü açıklanmamış olması, geçen hafta iyi performans gösteren Çin ve Hong Kong borsalarında satışa neden oldu. Almanya'da DAX güne 0.6 eksi başlamış durumda. ABD piyasalarına baktığımızda nispeten sakin, Pay Cuma günü ki kapanışa yakın seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Dolar geçen hafta 2023'te gösterdiği en kötü ikinci performans, haftalık performansı gösterdi. Hatırlayacaksınız, Fed beklendiği şekilde faizleri sabit bırakmıştı. Ancak bundan sonra gördüğümüzde doların diğer ana para birimlerine karşı hepsinde değer kaybının olduğunu görüyoruz. Bu hafta önemli sayabileceğimiz global makro bir veri yok. Perşembe günü ABD'de hem üretim hem de servis PMI'ları var. Piyasa onu takip ediyor olacaktır. Ama onun dışında çok baktığımızda faiz kararlarını geride bıraktık. Asıl önemli hafta bayram öncesinde bizim için olan bu hafta Perşembe günü Para Piyasası Kurulu'nun faiz kararı bekleniyor. Tarihi toplantılardan bir tanesi olacak Merkez Bankası için. Genel olarak konsensusta bir artış beklentisi var ama artış beklentisi aralığının bu kadar geniş olduğu bir toplantı daha önce hiç olmamıştı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam %12,5 ile %30 arasında tahminler var. Genel olarak %25 civarında kümelenmiş gözüküyor. Daha önce geçen hafta seçimden sonra da konuşmaya başladığımız dönemde 3 farklı genel bir görüşün oluştuğunu söyleyebiliriz. Bir yabancı yatırımcı bankalarından tabii ki gördüğümüz radikal %40'lık bir artışın olması gerektiğini söyleyen bir görüş var. İkincisi daha çok bizim de paylaştığımız 25'lerde dengelenmesi olan bir görüş var. Üçüncüsü ise adımda daha düşük bir artış, yani %16-17'lere varan da getirmesini, daha sonra ekonomide bunun yaratacağı etkiler sonrasında gerekiyorsa sonbahardaki toplantılarda %25 veya üstüne çıkarması şeklinde şekillenen 3 tane görüş var. Şimdi bu hafta sonu tabii ki bazı piyasa haberleri de çıkıyor. Biliyorsunuz Sayın Mehmet Şimşek Bankalar Birliği ile bir toplantı yapmıştı. Ve oradan herhangi bir açıklama yapılmadı ama o toplantıda konuşulanlar hakkında söylenenler piyasada dolaşmaya başladı. Bunlar da İşte faizin en fazla %16'ya çıkması, işte bunun işte %1 daha enstetilmeye, yani %17'de yapılması konusunda çalışıldığı gibi bir konuşma geçtiği iddia ediliyor. Sayın Şimşek'in bankalara kredi musluklarını açma temennisinde bulunduğu, bu bankaların gerçekleşmemiş tahvil kayıpları ile ilgili riskler şu anda henüz gündemde olmadı. Yani bununla ilgili herhangi bir konunun konuşulmadığı ana başlıklar hakkında. Şimdi benim görüşüm %16'lık bir faiz artışının piyasaların çok hoşuna gitmeyeceği ben düşünüyorum. Özellikle hisse senedi piyasası
iyimser bir şekilde seçimler sonrasında piyasalardaki rasyonelleşmeyi satın aldı hızlıca. Özellikle banka hisselerinde de ciddi toparlamalar olduğunu gördük. Yani aslında baktığımızda hızlı faiz artırımlarının bankacılık sektörü için olumlu bir konu olmadığını bilsek de bundan sonra hem para politikalarının rasyonelleşmesi hem de bankacılık sektörü üzerinde uygulanan çeşitli yaptırımların diyelim ya da regülasyonların onu sıkıştıran yavaş yavaş gevşetilmesi ve daha rasyonel bir çalışma ortamında devam etmeleri fayda edeceği için böyle bir şey performans olduğunu düşünüyorum ben borsada. Ancak işte %16 gibi bir rakamın acaba şu anda yapılması gereken hem kur tarafında hem de ekonominin kredi kanallarının açılması konusunda herhangi bir faydası olup olmayacağı konusunda ben çok emin değilim. O yüzden benim beklentim işte %20'nin altında herhangi bir artışta piyasaların çok pozitif tepki vermeyeceği yönünde. Tabii o yapıldıktan sonra işte bu da ilk bir adımdır. Aynı bunu bir pozitif bir spin de verilmeye çalışacaktır. Ama uzun süredir devam eden ve birçok problemi beraberinde getiren bir uygulamalar zincirinin içindeyiz. Bunun çözülmesi için bir an önce bence ciddi bir ekonomik programın da açıklanması gerekecek. Biz tatilden döndüğümüzde yani bayram tatilinden döndüğümüzde Temmuz ayında özellikle başka makro ihtiyati tedbirlerin alındığını duymaya başlayacağız diye düşünüyorum ben. Özellikle maliye tarafında, vergiler konusunda vesaire bir takım adımlar atılacağını. Ama bu hafta sonundaki söylentilerin yani faizin çok artırılmayacak olmasının tabii önümüzde bir seçim dönemi de var. Onunla birlikte çok off bir tahmin olmadığını da kabul etmek lazım açıkçası. Bekleyeceğiz, bakacağız dediğim gibi. Bir ana görüşümüz %20'nin altındaki faiz artırımını piyasaların beğenmeyeceği yönünde. Onun dışında baktığımızda son 2-3 gün piyasada ben yabancı alımının olduğunu gözlemledim. Dediğim gibi herhangi bir olumlu politika değişimine bet eden yabancıların bir pozisyon aldıklarını söyleyebiliriz. Ama toplam pozisyonunda zaten baktığımızda kabaca alınan pozisyon herhalde maksimum 200 milyon dolara denk geliyor. Aslında çok ufak paralar maalesef bunlar ama bizim piyasamızda o piyasayı hareket ettirme konusunda oldukça etkili miktarlar olmaya başladı. Daha önümüzde 3 gün daha var. Konuşacağız bu konuları. Ama teknik olarak da baktığımızda daha önce bu sene içinde 2 defa deneyip geçemediği 5700 seviyesi bizim için perşembeye kadar zaten yukarıda bir direnç olarak kalacaktır diye tahmin ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi çalışmalar, iyi haftalar. Herkese merhabalar. Borsa İstanbul bu sabah biz pay endeksinde yapılacak değişiklikleri açıkladı. Baktığımızda Astor Enerji BIST 30'a eklenirken Aksen BIST 30 endeksinden çıkartılacak hisseler olarak açıklandı. Öte yandan BIST 50'ye Astor, Çimsa ve Doğaş eklenirken BIST 50'den Bera, İş Gayrimenkul ve Kortsa çıkarılacak. BIST 100'de de bir takım değişiklikler oldu. Bu endeks değişiklikleri tekrar hatırlatmak istiyorum. 1 Temmuz 30 Eylül dönemi için geçerli olacak. 1 Temmuz itibariyle söyleyeceklerim bu kadardı. Daha detaylı tabloyu bültenlerimizde görebilirsiniz. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.